Şimdi diğer haberimize geçelim. Ben biraz önden klasik potçu Müge ağzımdan kaçırdım ismini ama size daha detaylı anlatalım. Bugün Posta Gazetesi'ne Hakan Kırarslan'ın haberi. İki yemekte bitti, sevgili olacaklardı ama iki yemek sonrasını yapamayacaklarını anladılar. Kimden bahsediyoruz? Aslı Enver. 3 yıl aşk yaşadığı şarkıcı, pop yıldızı Murat Boz'dan 5 ay önce ayrılmıştı. Güzel oyuncu, meslektaşı Uras Kaygılaroğlu ile birlikte önce görüşmeye başladı. İki kez birlikte yemeğe çıkan çift anlaşamayacaklarını anlayınca görüşmeyi sessiz sedasız bitirdiler. Onlar sessiz sedasız bitirdi ama bunun söylentisi kulaktan kulağa yayıldı. Fakat şöyle ilginç bir durum da varmış. Uras Kaygılaroğlu'yla Aslı Enver'in eski sevgilisi, büyük aşk yaşadığı Murat Boz arkadaşlar. Hatta birbirlerini sosyal medyada da takip ediyorlar. Sosyal medyada takip etmenin ötesinde birkaç yıl önce Dönerse Senindir filminde birlikte de rol almışlar. Arkadaşlıkları ta o zamana kadar kadar dayanıyor. Bir şey söyleyeceğim. O karede ekranda kasketli, kravatlı, soldaki Uras Kaygılaroğlu zaten Murat Boz'u görüyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Aslı Enver bu filmin galasına katılmış mıydı? Hayatında mıydı o zaman? Çok hatırlayamadım tabii. Bakmak gerekiyor. Uras Kaygılaroğlu evliydi. Evet, Uras evliydi ama dediğin gibi belli ki ben Murat'la arkadaş olduğuna göre hepsi birlikte bir ortamda da bir araya gelmiş olma ihtimalleri var. Ama iki yemekte bitti. Ben neyi merak ediyorum? Neden bitti? Neden olmadı? Bir yemeğe çıktılar. Hadi bir kere daha bir şans verelim birbirimize. Bir ikinci yemeği de deneyelim ve iki yemekte bitti. Size de sorduk, karşı cinsi kaç yemekte tanırsınız? Kaç yemekte, kaçıncı yemekte olur ya da olmaz dersiniz? Yorumları da ya, hemen şuradan Gülşen, okuyalım. Şöyle bir geyik bile vardır. Eğer işte flört için seni kahvaltıya davet ediyorsa daha masumdur. Öğlen yemeğine davet ediyorsa ciddidir, duruma bakar. Akşam yemeğine davet ediyorsa niyet başka türlü. Bunu bile, öğünleri bile ayırmışlardı bir dönem uzmanlar, ilişki uzmanları. Yok ikindi çayına davet ediyorsa daha böyle ailecidir falan. Ben sana bir şey söyleyeyim. İnsan aklı öğüne insan göre gelme. 10 saniyede karar veriyor biliyor musun aslında? Olur ya da olmaz diyorsun. Hissiyatına bağlı. Daha görür görmez karar veriyorsun aslında. Emin olmak için de yemeğe çıkıyorsun. Hayır, bir de şöyle ilginç. Yemekte ne şudur. Belki arkadaşları onları birbirlerine yakıştırdılar. Siz bir araya gelseniz ne kadar güzel olur falan dediler. Onlar da öyle de bakmış olabilirler. Ama herhangi bir gazetecinin arkadaşlarımızın yakalamadığına, görüntüleyemediğine göre zaten Aslı Enver'le Uras Kaygılaroğlu Anadolu yakasının çocukları. Evet. Kızlar yani bu arada Aslı Enver de o gece galadaymış. Galadaymış. Şimdi kader yazıyorlar tabii. Şey. Uras ve Aslı'yı birbirine yakıştıranlar, yakıştırmayanlar var. Bir tane çok sert bir yorum gelmiş. Onu biraz yumuşatacağım. Aslı, neden gidip hep böyle tipleri buluyorsun? Senin kendinden biraz daha olgun adamlarla birlikte olman gerekiyor demiş. Beroş diye bir takipçimiz yazmış. Niye? Uras da olgun, yakışıklı, başarılı, kariyeri olan birisi. Aa, yani. Çok. Özellikle son dönemde çok popüler. Çok başarılı. Çok başarılı. Oyunculuğuyla falan muhteşem zaten. İyi bir ekran yüzü aynı zamanda. Ay ne olur. Sunuculuk da yapıyor. Melek Tuna diyor ki ay ne olur olsun Aslı Enver ve Uras. Çok yakıştırdım onları birbirine demiş.